Rauf Denktaş tabii ki Kıbrıs Türk liderlerinin önde gelenlerinden. Doktor Fazıl Küçük'le birlikte çalışmış. Doktor Fazıl Küçük, Osman Örek, Rauf Denktaş, üç arkadaş birlikte Kıbrıslı Türklerin geçmişine, tarihine damga vurmuş insanlar. Varoluş mücadelesinin insanları. Tabii ki uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı, önce Cumhurbaşkan Muavinliği Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, sonra da Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşuyla birlikte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi. Ve onunla bizim siyasi yaşamımız çakıştı. Onun son dönemiyle benim siyasi yaşamım çakıştı. Aynı çizgide değildik, farklı kulvarlardaydık. Çok ciddi mücadeleler verdik Denktaş'ın yaklaşımlarına karşı ama ilişkilerimiz her zaman insani oldu, her zaman dostça oldu. Güvenilir bir kişiydi. Söylediklerinizi, tartıştığınız konuları aleyhinize kullanmak gibi bir gayret içine girmezdi. Karşı kamplarda olduğumuz halde. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rauf Bey, Fazıl'ın, Doktor Fazıl Küçük'ün başlatmış olduğu hareketi ileriye taşıyan, başarıyla taşlandıran bir lider ünvanını kazanmıştı. Bu nedenle biz kendisine kurucu cumhurbaşkanı diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu kendileridir. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurucusular listesinde yine bu iki liderimiz vardı tabii. O bakımdan ikisi de Allah'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Liderler kolay kolay yetişmez. Yetişen bir liderin de unutulmaması gerekir. İşte biz her iki liderimizi de unutmadığımız için gerek sağlıklarında, gerekse şimdi rahmete ulaşmış oldukları durumlarda her zaman kendilerini anmaktayız, yad etmekteyiz. Ölüm yıl dönümleri de birbirine çok yakın yaklaşmışlardı. Yine Kıbrıs Türk halkı ölüm yıl dönümlerinde bu iki liderimizi anacaktır. Ben özellikle rahmetli Rauf Denktaş'la çok yakın çalışma şansı bulmuş bir kişiyim. İlk defa 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşundan sonra çok partili sisteme, parlamenter sisteme geçildiği zaman kurulan partilerden Ulusal Birlik Partisi içerisinde yer almış bir kişiyim. Partimizin kurucusu da Rauf Denktaş Bey'di rahmetlik. Dolayısıyla 1976 seçimlerinden itibaren ölünceye kadar kendisiyle çok yakın ve sıkı temas içerisinde bulunmuş bir kişi. Kendisi çok yakından tanıma şansı bulmuş bir kişiyim. O bakımdan benim için de unutulmayacak anılar yaşanmıştır. Yıllar içerisinde elbette her insanın olduğu gibi onun da eksikleri, üzüntüleri, sevinçleri olmuştur. Ama bir konu var ki Kıbrıs konusu. Kıbrıs Türk'ünün adadaki eşitliğini sağlamak için ortaya koyduğu mücadele, geleceğimizi teminat altına almak için verdiği mücadele hiç unutulmayacak. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya tanımasa bile halen geleceğimiz açısından en önemli teminatımız olarak bizlere bıraktığı önemli bir miras. Bu mirası daha da ileri seviyelere taşımak için bizler, bizden sonraki nesiller elinden geleni yapmalı. Kıbrıs sorunuyla olan ilgisi ve çalışması her ne iseydi evdeki babalık görevi de aynı şekildeydi. Evde çok olmamasına rağmen diğer uğraşlarına verdiği önem nedeniyle bizim için her zaman sığınılacak bir limandı. Aynen toplumun sığınılacak limanı olduğu gibi
hem evde hem siyasetten hem ülkede siyaset dışı sorunlardan tüm halkımız denktaş olsaydı bu böyle olmazdı demeye devam ediyor. Bu da bizim için en büyük onur, en büyük gurur. Kendisini bir kez daha rahmetle, özlemle, sevgiyle anıyoruz.